Sonunda beklenen şey oldu. Hapishanelerdeki isyanları bastırmak üzere yetkililer müdahale etti. Mahkumlar karşılık verdi. Küçük çaplı bir savaş başladı. Ömer işte o günün sonunda kendi koğuşunda ölü bulundu. Ne dedim ben sana? Seninle işim bitmedi demedin mi? Dayı! Basacaklarmış burayı. Dışarıdan haber ettiler. Ne dediler? Ramiz dayı arka kapıdan çıkaralım diyorlar. Müdür demiş. Ömer nerede? Dursun ha. Ömer'in koğuşuna gidiyormuş. Görür gününü falan diyormuş. Sayın! Sayın! Ne oldu? Ağzını bıçak açmıyor. Bakalım bu açıyor. Bile tanımayacak seni sana yaptıklarımdan sonra. Dur. Bir şey söyleyecek bu. Ben yaptım. Ne yaptın? Ben soydum orayı. Paraları da sakladım. Öldürme beni. Yerini söylerim. Zengin olursun. Söyle. Tek sana. Onlara değil. Ulan Ömer. Bunca sene. Az değilsin ha. Siz çıkın. Oh!
Yapan için mi? Nasılsın? Dur tamam, konuşma. Şunu sakladım senin için. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Gücünü idareli harca. İhtiyacın olacak dışarıda. Doğru duydun yeğenim. Senin içerideki mesain bitti. Dışarıdaki başlıyor. Fena girdiler içeri. Çok ölü var. 17 kişi. Biri de sensin. Yüzün gözün tanınmaz bir haldeydi. Ölenlerden birine bu Ömer dedik. Haberin yok senin. Bunlar bizden beter delikanlı. Beter. Önce öldürüyorlar, sonra affediyorlar. Genel af var. Bizi içeride tutuyorlar ama bu iş İsmail'e yaradı. Yani sana yaradı. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Buradan çıkana kadar adın İsmail Korkmaz. Bu garibimi nedense döve döve öldürmüşler içeride. Biz de biraz makyajladık tabii. Bir iki rica ile İsmail oldu sana Ömer. Serbestsin yeğenim. Ben her şeyi ayarladım. Hastaneyi de ayarladım. Haftaya taburcusun. Özgürsün yeğenim. Bana dövmemin anlamını sormuştun yeğenim. Bu son dersimiz senin. Dövmede şöyle yazıyor. Kimsin sen? Şüphesiz sen, sen değilsin. Hayatın kuralı bu yani. Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda. Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı. Ne kadar terbiye etsen de susturamazsın içindeki canavarı. Nereye gidersen git yeğenim, şunu unutma. Herkes gün olur evine geri döner. Yakusu bunlar, gel gel. Usta gel. Lüfer var mı lüfer? Yok, uskumlu var, Norveç uskumlusu. Vereyim mi efendi? Koy bir yarım. Yeşillikte koy. Elini korkak alıştırma. Doldur. Çevir balığı, çevir. Norveç ha. 20 senede bu kadar mı değişir bir şehir ha? Ya! Nereye gitti bizim İstanbul ha? Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? İçerideydim. Al bakalım. Üstü kalsın. Hadi hayırlı işler.
olacaksın ya. Ben arkada oturunca gideceğimiz yeri varınca öğreneceksin. Hadi. Bazen hayat seni öyle zorlar ki yeğenim. Yolun başında kimdin, onu unutursun. Zorunu benden duy yeğenim. Herkese yalan söylemen yetmez artık. Başına kalsan da artık kendin olamazsın. Ben Ömer değilim. Ömer. Ömer değilim ben. Ben. Benim bir abim var. Ömer. O benim hep abim olacak. Ben hep onun kardeşi olacağım. Kendine evlat. Hoş geldin Ramiz. Hoş bulduk Ezel. İki ayın daha var zannediyordum. 20 yılı yedin, 2 ayda bizden olsun dediler. Aynalarla barışamadın mı daha? Sen hapishanede 20 sene yedin Ramiz. Ben kendi içimde müebbet. Hadi avluya çıkıp voltamızı atalım o zaman ha. Dersini iyi çalışmışsın. İnce ince hazırlamışsın her şeyi. Anneni karşında görmeye nasıl hazırlanacaksın dayı? Ha? O aşağılık herif evime girmiş. Ha? Babama baba diyor. Bir de merhamet gösteriyor. İnsan buna nasıl dayanır ya? Nelere dayandın yeğen? Buna da dayanacaksın. Yok be dayı, hiçbiri değilmiş. Ya unutulduk, aldatıldık. Öldürüldük ya, ötesi mi var?
Ama hiçbiri değilmiş, biliyor musun? En zoru eve dönmekmiş. Hesap görmek, hesap etmekten zordur ya. Yani. O hesap görülecek dayı. Merak etme sen. Nereden nereye? Bir zamanlar avdın, şimdi avcısın. Ama bu avladıkların var ya, bu avladıkların bunlar kurnaz hayvanlar, bunlar vahşi hayvanlar. Bunları önce kendine çekeceksin. Sana oltaya takmak için sıkı bir yem gerek. Kimdir o yem? Kimse yem değil Ramiz. Lafa mı takıldın diye? Kendimiz gibi değil, hasmımız gibi düşüneceğiz ki alt edebilelim onları. Ha? Onlar bana ne yaptılarsa aynısını onlara yapacağım. He. Ama onlar olmayacağım ben. Arada bir fark yok ya. Bir kız var. Benim Eyşan'ın kardeşi. Neden o? Çünkü zayıf bir kız. He. Hastaymış. Herkes üstüne titriyor. Başka? Çünkü Eyşan ona çok düşkün. Başka? Başka bir şey yok mu? Başka, çabuk inanıyor insanlara. Bana yani Ömer'e benziyor. Ömer'e benziyor. İyi. Neyse, hadi gel şu yeni İstanbul'a bakalım biraz ha. Gel. İstanbul. 20 sene oldu. 20 sene. Kaçar'da ilk defa adam gibi uyudu. Şebnem'le hastaneye gidin. Doktorun kayıtlarına bir bakın. Dayıya kahvaltı hazırlayayım mı? O kendi kahvaltısını kendi hazırlar. Efendi, şuradan iki tane domates ver bakalım. Hadi ama Kamil Efendi, ben beklerim ama mangalda sucuk beklemez. Ha, öyle. Polis miydin? Ne zamanlar? İki de biber ver şuradan bana. Çoluk çocuk. Ne zamanlar? Her şeyi bırakıp Ezer'in yanına geldin, öyle mi? Tersi ne oldu dayı? Her şeyi beni bıraktı. Bir Ezer geldi yanıma. Bilirim o hissi. İnsan kendini borçlu hisseder. Ezer'i korumak için herkesi karşına alabilir misin? Alırım. Gerekirse Ezer'i bile alırım karşıma. Şuradan iki sarımsak soy bakalım. Sınavı geçtin. Mangalda esaslı bir sucuk yemeye de hak kazandın. Dayı. He. Nasıl dayanacak? O adamları her gün karşısında görmeye nasıl dayanacak? Ne yapsın yani? Çeksin vursun mu?
Ben onu yaparım. Büyük konuşmayayım ama çeker vururdum etleri. Sonra da yoluma giderim. O da denemedi değil, denedi. Dört yıl önce yeni çıkmıştı içeriden. Yeni ameliyat olmuştu. Kimse tanımıyordu onu. Kendi bile tanımıyordu daha kendini. Ama aklında tek bir şey vardı. Değişmek zordur. Başkası gibi görünmek kolay ama başkası olmak zordur yeğen. Hoş geldin. Ezel. Yapamadım. Yapamadım dayı. Evine gittim. Tabancayı dayadım suratına. Ama vuramadım. Peki bana niye geldin? Niye mi geldim? Nereye gideyim? Sen söyle dayı, nereye gideyim? Yüzüme baksana. Şu yüzüme baksana dayı. Bu yüzü senden başka tanıyan var mı? Ha? Nereye gideyim dayı? Söylesene, nereye gideyim? Onları öldürmek mi istedin? Evet. Evet. Niye? Yüzüme bak. Niye? Onları öyle görmeye dayanamıyorum. Onları nasıl görmeye dayanamıyorsun? Otur. Otur, otur. Otur, bana cevap ver. Onları nasıl görmeye dayanamıyorsun? Bensiz, yalnız. Onu bensiz görmeye dayanamıyorum. Niye? Çünkü... Çünkü... Onu hala çok seviyorum. Hala seviyorum. Sen değilsin onu seven. Ezel değil. Ömer seviyor onu hala. Ömer öfkeli. Ömer çaresiz. Çünkü yanlışın var yeğen. Ömer'i onlar öldürmedi. Ömer'i ancak sen öldürebilirsin. Ömer'i öldürme vakti Ezel. Çünkü Ezel'in yapmak istediği şeyi Ömer yapamaz ye. Çünkü Ömer merhametli.
Ömer'i öldür ki intikamını alabilesin. Hazırım diyorsan, icap edeni yaparım diyorsan, o zaman kuralına uyacaksın. Tabancaya elini sürmeyeceksin. Ne yaparsan yap, bir daha içeri düşmeyeceksin. Bir daha içeri düşeceğin bir şey yapmayacaksın. Akıllı olacaksın. Onları alt etmek için kendi silahını değil, onların zaaflarını kullanacaksın. Şimdi doğruyu söyle bana yeğenim. Sana yardım etmemi istiyor musun? Her şeyimi aldılar. Ben de her şeylerini alacağım onlardan. Nasıl? Yavaş yavaş. En zayıf noktalarını arayıp bulacağım. Aralarına gireceğim. Onların güvenlerini kazanacağım. Onların kalplerini kazanacağım. Sonra... Söyle bakalım yeğen. Doğruyu söyle. Bunları yapmaya sahiden hazır mısın?